Batı Şeria'da Amerikan vatandaşı bir Filistinlinin öldürülmesi üzerine İsrail askerleriyle çatışmalar ve Doğu Kudüs'te inşası planlanan yeni Yahudi yerleşim birimleri tartışmaları yaşanırken barış görüşmelerinden söz etmek hiç de umut verici görünmüyor. Ancak statükonun sürdürülemez olduğunu belirten Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Obama yönetiminin durumu daha da kötüleştirecek sorunların önüne geçmeye çalıştığını söylüyor. It is important to try to find a way. Bir müzakere yolu bulmaya çalışmak önemli ama bence bu konuda sessiz çalışma yürütmek en iyisi. Bizim şimdi yaptığımız da bu. Bir müzakere yolu bulmak, toprak paylaşımı ve bu topraklarda yaşayan halkın güvenliği gibi yıllardır aşılamayan engellerle karşı karşıya. Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in 50 yıldır yerleşim birimleri inşa ettiğini söylüyor. Ayrıca Filistinliler ileride varılacak bir anlaşmada bu bölgelerin İsrail egemenliği altında kalacağını da biliyorlar. Filistin Başbakanı Rami Hamdullah ise yerleşim birimlerinin meşru olmadığını savunuyor. İnşallah bu işgal bir gün sona erecek ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulacak. Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Gizive göre yerleşim birimleriyle ilgili uyuşmazlık Filistin lideri Mahmud Abbas'la Başbakan Netanyahu'yu daha da sertleştirdi. What we're seeing are two leaders who are generally weak. Genellikle zayıf, risk almak istemeyen ve kendi seçmen tabanlarına hitap eden iki lider görüyoruz. Üstelik sertlik yanlısı seçmenlere hitap ediyorlar. Eski Amerikan Büyükelçisi Adam Erley'e göre İsrail aktif olarak Filistin yönetimiyle Hamas arasındaki koalisyonu zayıflatmaya çalışıyor. It speaks more to the state of Palestinian politics. İsrail, Abbas'ın dava lideri değil de bir sembol olduğu Filistin siyasi yapısını hedef alıyor. Ve bu hala silahlı mücadeleye inananlarla barış ve uzlaşma yanlıları arasında derinden bölünmüş bir yapı. İki taraf da Amerika öncülüğünde bir barış sürecine yeniden dönmeye hevesli görünmüyor. Secretary Kerry cannot want these talks more than the parties. Kerry görüşmeleri taraflardan daha çok isteyen kişi görünümüne giremez. Son tür görüşmeler bu yüzden çöktü. Görüşmelerin yakında yeniden başlamasını beklemiyorum. Sina'nın kuzeyinde 33 askerin öldürüldüğü militan saldırıları üzerine 3 aylık olağanüstü hal ilan eden Mısır'ın ardından Gazze ateşkes görüşmelerini de erteledi. Bu gelişme İsrail-Filistin barış sürecinin yeniden başlaması olasılığını daha da zayıflattı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.